Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde elimde gördüğünüz iki pasaporttan birinde 10 yıllık Amerika'dan aldığım turist vizesi var. Fakat ilk gideceğimiz ülke, bugün 9 Temmuz bayramının ilk günü, hepinize iyi bayramlar diliyorum öncelikle. Türkiye'den İstanbul'dan Moğolistan'a, yani Cengiz Han'ın ülkesine bir yolculuk yapıyoruz. Moğolistan'da yaklaşık olarak bir aya yakın bir serüvenimiz olacak, bir maceramız olacak. Sırasıyla Moğolistan, Güney Kore, Japonya, Hawaii ve Amerika diye devam edecek. Videoya başlamadan önce de bu videonun altına Instagram'dan toplamıştım zaten Amerika vizesine dair soruları. Ben Amerika'dan 10 yıllık bir turist vizesi aldım. Buna dair sorularınız var ise videoyu aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi ise İstanbul Havalimanı'na geldim. İstanbul Havalimanı'ndan olacak uçuşum. Amerika vizesini aldım ve şimdi artık ayrılış vakti. Artık geri dönüşü olmayan bir yolculuk olacak. Videoları sonuna kadar izleyip yorum atıp like atarsanız da çok sevinirim. Hadi içeriye geçelim, başlasın yolculuk. Tabii ki değerlimiz efendimiz yeni laptop. Çantayı anlatacağım şimdi özetle. Dostlar, bu defa çanta şu. Bir tane büyük çantam, çadırım, tulumum vesaire her şeyi aldım uzun bir yolculuk olacağı için. Bu diğer çantada ise standart, ben her zaman geziye giderken elektronik eşyalarımı taşıdığım ön çanta. Bunun önüne koyuyorum özellikle. Bak şimdi olay şu. Bu bunun önüne gelince bu çantayı almaya çalıştığında biri alamaz senden. Anladın mı? Şimdi gidelim. Check-in işlemini yapalım. Moğolistan yolculuğu başlasın artık. Çok heyecanlıyım. Hiç gidilmemiş bir ülke. Ve internette falan da çok fazla bir bilgi yok. Hadi. Hayal gibi ya. Şaka gibi geliyor bana. Şimdi şuradan, şuradaki ekrandan artık uçağımızın saati gelince göreceğiz, kapıya gideceğiz. Fakat uçağa binmeden önce bir konu anlatacağım havalimanıyla ilgili. E-pasaport olayını geçen videolarda anlattım, tam anlaşılmamış. Şimdi göreceğiniz alandan pasaportla insanlar ülkeden çıkarken pasaportlarını memura uzatıp çıkış damgasını basıp ülkeden çıkış yapıyorlar değil mi? O sırada vesaire bekliyorsun, işte parmak izi veriyorsun falan. E-pasaport ile hiçbir şekilde beklemeden, zaten genellikle kimse kullanmıyor, direkt pasaportunuzu okutup kapı açılıyor, tekrar parmak izinizi veriyorsunuz. Yani pasaporta bir daha damga, mühür vesaire basmıyorlar. Hiç beklemeden hızlı bir şekilde e-pasaportu kullanarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da var, burada da var, İstanbul Havalimanı'nda da, ikisinde de mevcut, hızlıca ülkeden çıkış yapabilirsiniz. Hatta girerken de yine sadece Türk vatandaşları, Türkiye pasaportlular kullanabiliyorlar. Böyle. Altın bilgiler köşesi. Havalimanına baksanıza, her milletten insan var. Uçağı bekliyoruz. Birazdan işte 3-4 saat sonra falan Moğolistan'a doğru bir uçuş başlayacak. Sanki ilk defa yurt dışına çıkıyormuş hissiyatı oldu uzun zaman sonra. Acayip heyecanlıyor. Hadi bakalım. Azerbaycan manatı. Arkasında Göktürk alfabesi yazıyor. Onun kitabelerine gittiğimizde anlatacağım bunu tekrar. Bak şu anda işte tam Bakü'nün üstünden geçiyoruz. Günaydın, bakın. Ülke böyle abi. Uçsuz bucaksız. Baştan sona bozkır. Bak şurada küçük küçük beyaz beyaz şeyler var ya yerde, ne kadar görünüyor kameradan. Onların hepsi işte o çadırlarda yaşayan insanlar, köyleri oluşturuyorlar 3-4 tane çadır birleşip. İhtimalle de o çadırlardır zaten. Acayip heyecanlıyım. Ulan Batur'a şu an çok yaklaştı, iniş için iniyoruz. Ama hala böyle uçsuz bucaksız bozkır. Bir saattir böyle bozkır izliyorum.
Yani kesinlikle çadır onlar. Belli oluyor bak alçaldıkça. Bakalım beni kimse bekliyor mu? Selamın aleyküm. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, ben ülkeye giriş yaptım. Kimse hiçbir şey sormadı. Bir ay burada vizesiz kalabiliyoruz. Şimdi dışarıya çıkacağım, jet lag yaşıyor. Ne kadar çok çok küçük bir havalimanı burası. Havalimanının ismi tabii ki Cengiz Han Havalimanı. Çingiz Han diye yazılıyor. Haydi ya Allah, bismillah, ilk adımımızı atalım Moğolistan'a. Hoppa. Vay. Perfect. Yeah, thank you. Perfect brother. Allah. Kıyafeti çok güzel değil mi abinin ya, bak burada. Silahlar uçuşuyor. Şerif şeyi takmış. Ben de bu köyün bundan sonra delisiyim abi. Kendimde sevdiğim tek özellik bu. Gittiğim yerlerde ben hemen direkt ortama dalabiliyor, birileriyle konuşabiliyorum. Şimdi Moğolistan'ın bir Moğolistan bizden vize istemiyor ve şöyle bir damga basıyorlar pasaporta. Bak şurada şu otobüsler var ya, şunlar aslında 3 dolara falan götürüyormuş şehir merkezine kadar. Fakat ben bir insanlarla tanışmak istiyorum. Otostop muhabbetini görmek istiyorum. Burada bu kadar araba var ya, bir tanesi de alır herhalde. Bakalım nece konuşacaklar. Good morning. Where are you going? Ulaanbaatar. Yes. Ulaanbaatar. Yes, yes. UB. Ulaanbaatar. Vallahi. Tamam. Kral abi ya. Hi. Привет. From Türkiye. Türkiye. İstanbul. Do you know İstanbul? İstanbul. Turkish. Turkish. Türkiye. Abi aldı beni ya. What is your name? Timur. 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 And you? Abla fotoğraf çektirmek istiyor da. Let's. Nita şehrin en merkezi yerine bıraktılar. Canlar ya. Krallar. İlk tanıştığım insanlar da. So. Thank you so much Mr. Timur. Thank you so much madam. Nice to meet you. Tama. Nice to meet you. Thank you so much. Canlar ya, çok teşekkür ederim. Abi 20 bin çekebildim bankadan sadece. Bunu verdi. Böyle bir para üstünde direkt, bak Cengiz Han varmış üstünde. At almak için hala bekliyorum. O sırada da bir şeyler falan filan yiyeyim dedim. Böyle bir markete girdim. Bunlar Güney Kore'de falan da vardı bu marketler. Hazır bir şeyler alıp şurada oturup yiyebiliyorsun. Hadi alalım. Bu benim ilk param. İlk harcadığım para olacak. Vallahi hepsi 6200 tuttu. Yani 2 dolar falan tuttu. Bir tane şöyle bir noodle aldım. Bir tane de inek etinden yapılma böyle bir hamurumsu bir şey aldım etle. Bu da bana verdiği para üstü. Paralar da şöyle abi. Marketlerde bu olay var abi işte. Sıcak suyu buradan alıp noodle'ını falan filan yapabiliyorsun. Oturup markette yiyip de takılabiliyorsun. Bu Kore'de falan çok fazla vardı. Burada da gördüm. Zaten Kore marketi bu da. Hadi hazırlayak. Şimdi bunu bir de mikrodalgaya atacağım hız. Kahvaltı olayı da uçuştan inmeden önce, 1,5 saat önce falan Türk Hava Yolları verdi ama yine acıktım. Böyle bir noodle aldım. Bir de bundan aldım. İlk şunun tadına bakacağım. Dostlar şimdi Unitel açıldı. Mesaiye başladı arkadaşlar. Sim kartımı şu anda hazırlıyor. Sim kartta ise burada en iyi çeken Unitel'miş.
fiyat da şu abi. 15.000 mol tugrine. Tugrik diyorlar para birimine. Parayı zaten bir sonraki bölümde anlatacağım. Şunlar. Bunlar Moğolistan paraları oluyorlar. Bakın üstünde Cengiz Han var. Bunda da direkt. 3.100 tugrik falan 1 dolar yapıyor. Biz de bunu şu an 15.000 tugri alıyoruz. Peki içerisinde ne var? İçerisinde abi şu başlangıç paketi size şey veriyor, sim kartı veriyor, 5000 dakika veriyor, 10 GB internet veriyor, 30'da bir şey dedi de anlamadım. Kardeşim hazırlıyor sim kartını. Her videoda söylüyorum bunu, gittiğim ilk ülkedeki ilk işim bu oluyor. Sim kart almak, çünkü bu videoları en hızlı bu şekilde yükleyebilirim. İlk günden gördüğüm şu olay var, trafik kurallarına insanlar uyuyorlar. Şurada hemen karşıda bakın bayraklar var. Bayrağımız en başta. Bak gördün mü? Işık yansın yanmasın. Pat diye ayağını attıkları gibi durdu trafikte. Olması gereken de budur abi zaten. Ya kimse kıpırdamıyor bile. Acele etmiyor. Vallahi kaldığım yere doğru giderken yol üstünde böyle bir kalabalık gördüm. Dalıyorum içeri. Acayip yorgunum ama gösteri yapıyorlar. Askeri gösteriymiş. Bak bak. Füzeleri falan gösteriyor. Şu binaya bayıldım ya. Çok güzel bir bina. Kesin Sovyet döneminden falan kalmadı. Söylemeden geçemeyeceğim. Acayip tatlı insanlar. Herkes güler yüzlü falan yaklaşıyor böyle. Valla ben daha soğuk insanlar diye bekliyordum Moğolları. Ama bayağı sempatik, bayağı güler yüzlü çıktılar. Yaşlıları bile gülüyor ya. Helal olsun. Teyzelere, ablalara, abilere, kardeşlere, herkese bakın. Onlar acaba buradan geçecek mi gelip? Sonra yine gelip buraları böyle gezmek istiyorum. Tek tek binaların içine girmek istiyorum. Nene değilmiş bir görelim. Pardon. Amcaları gördüm dedim, bir fotoğrafınızı çekebilir miyim diye. Böyle burada bir sürü madalyaları falan var. Büyük ihtimalle Sovyet Union. Sovyet Union, right? Thank you so much. Ne şeker insanlarsınız ya. Hadi bay bay yap bir tane. Bay bay yap bir tane. Bay bay yap bir tane. Aa bu da varmış. Allah Allah. Güzelliği var. Sen o göre. Sen o göre. İngere. Gözlere bak ya. Çok tatlılar ya. Bay bay. Bekleyin. Beyler bayanlar, ben burada yanlışlıkla evlenir, çocuk yapar, geri gelirim. İnanılmaz tatlı çocuklar. Maşallah. Hi guys. Ve gençler, burası da benim işte kaldığım ev olmuş olacak. Ev sahibimiz kameraya çıkmak istemedi ama çok tatlı bir insan. Beni burada misafir ediyor olacak 1-2 gün boyunca. Birazdan şimdi sürpriz YouTuber'ımızla buluşmaya doğru gidiyoruz. Vay. Merkez Moğolistan masaj salonu şurada. Abi şurada. Kanka ne haber? İyi, senden ne haber? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyilik nasıl gidiyor? Nasılsın kanka? Koştum. Kaç saat sürdü senin uçuş? 4 saat. 4 saat. Tabii çok kötüydü. Herhangi bir masaj salonunda duraksama falan. Önüne indirdiler beni. Abi İbrahim'i Hayte yollardı ya, biliyorsunuzdur zaten. İbrahim de dünyayı geziyor.
Hayta Yollarda diye bir kanalı var. Ne yapıyor? Masaj salonları. Türk dönercileri. Hazır randevu aldım içimiz için. Aynı anda, aynı günde biz Moğolistan'a aynen geldik. Aynı günleri hatta bilet almışız birbirimizden habersiz. 3 saat önce farklarımız. Burada yani abi İstanbul Gazi Osman Paşa'nın bağrında. Kazım Karabekir metrodan kardeşim. Vay vay vay. Güllüoğlu baklavalarından. Afiyet olsun. Gözlerim yaşlı. Teşekkür ederim kanka. Eyvallah. Özlemiştim vallahi. Afiyet olsun. Yurt dışındayken bir şeyler canlının istemesini bilirim ya. Aynen. Bana da gönderiyorlardı ya zamanında. Ne kadar bulsak da baklava tutmuyor kanka. Türk aynen öyle. İşte Moğolistan macerası başlıyor. Şimdi gidelim bir yerlere oturalım. Bir şeyler yiyek içek, muhabbet edek. Haydi. Haydi bakalım. Gittik. Adın ne? Adım Ali. Ali, nerelisin sen? Özbekistan. Özbekistan, neresinden? Taşkent. Taşkent. Ben oldum Özbekistan'dan daha önce de. Şurada abi şimdi İbrahim'le birlikte yemek yiyeceğiz. Bak böyle kebaplar satıyorlar. Oo, duman altı oldu. Ben bir tane bir tık. Ben şöyle bir kaçayım. Böyle şişte kocaman bayağı et var ama içerisinde ha. Bak. Şöyle bir tanesini 80 liraya falan kaç gram et var içinde bunun? 400 gram. Evet. 400 gram 15 bin. Abim. Abin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle bak, etin başkenti abi burası. Şimdi çok güzel bir et yiyeceğiz. İbo da ben de yoldan geldik. Açız. Burası da bir yine şey Kazak restorantıymış. Karşısı Özbek, burası Kazak. Hazırlıyorlar. Adam yollardan, dağlardan, taşlardan, tepeleri aşıp geldi. Çok açım ya. Bu yorgunluğunu biliyorsun kardeşim. Bir masaj, bir yemek ile taşlandırıp. Yer ayırttım masajda. Ya bir tane böyle kocaman bir şiş geliyor. 15 dedi. Sanki daha büyüktü ya pişerken. Sanki aynen kanka, o da bana öyle gözüktü ama. Sana hep büyüklerini vermişler zaten. Sağ ol kanka. Haydi afiyet olsun. Bak bakayım tadına kanka. Nasıl? Çok iyi. Vallahi. Dete. Oha. Nasıl? How was it? Delicious. Güzel yapmışlar ama. Kekikli falan böyle lezzetli. Gazi Osman Paşa'nın bağrındaki Güllüoğlu'ndan Türkiye'den gelen mutluluk. İnşallah dağılmamıştır valla. Abi dağılsa da şeker başında yeter bana. Tansiyonumuz yerine gelir. Et çok güzeldi ama değil mi? Etin üstüne gitti et çok ya. Çok iyi, pamuk gibiydi. Kesinlikle. Hayatımda yediğim en güzel ve en ucuz etti. 80 liraya şöyle bir şey. Türkiye'de tavuk şişersin. Aa, dağılmamış. Kanka olduğu gibi gelmiş. Vur baba. Vur baba vur. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Harika ya. Göm kanka. Nasıl yurt dışındaki baklavalar? Diğer her yerdeki. Şöyle. Allah. Sağ şekerli hamur. Yoktu böyle karşılama törenlerine falan. Senin şerefine. Eyvallah. Böyle bir şeye denk geldik abi. İşler
abiler, ablalar, Büyük Moğolistan turu başlıyor. Haytay'la da bugün burada buluştuk. Emanetini verdim. Adam çünkü Antepli. Adamsın. Beni çok mutlu ettin. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Aldığım en güzel hediyeydi. Afiyet bal şeker olsun. Eyvallah, ne demek, seninle tanışmak çok güzeldi kanka. Bilmukabele. Yolun gönlün bahtın açık olsun. Senin de kardeşim. Moğolistan beklisin. Zaten ortak birkaç videoda yapmış oluruz biz. Aynen. İzleyeceksiniz ikimizin kanalından da. Haytay'ın kanalını da açıklama kısmında bırakıyorum. Yorumlara da sabitlerim. Görürsünüz oradan. İzlemeyenler, takip etmeyenler varsa oradan takip edebilir. Eyvallah. Moğolistan'da iki kurt başlıyor. Hadi bakalım. Cansınız. Teşekkür ederim. Ne dedi ya? Şurada bayraklar var. Sabah geçerken çekmiştim galiba. En başta bakın, bayrağımız dalgalanıyor. Yanındaki İspanya galiba. Kore. Diğerini bilemedim.